Evet İr hocam, ikinci videona hoş geldin. Aa, hoş buldum canım. Evet, neredeyiz? Esra hocamıza geldik bugün. Kapısını çalıyoruz şu an. Ay kızlar, golf oynuyordum da oradan beklettim. Hadi Esra hocam biz de geldik ama yani... Siz... Ben de şu ödülleri falan temizliyordum. Siz biraz oturun, ben şunları halledeyim. Evet. Herkese merhaba. Bugün yanımda Esra Karagöz var. İrem'i de daha önceden tanıyorsunuz. İrem de bugün yine bana eşlik edecek. Çünkü Esra bizim hocamız. Esra hocamız. Kendisi spor psikoloğu. Spor psikolojisi nedir? Önce ben onunla ilgili size bir iki cümle söylemek istiyorum. Bakalım öğretebilmiş mi? Aynen. Aslında... Psikologluktan biraz daha farklı çünkü ilgilendiği alan farklı. Bu sefer artık sporcu ve sporun psikolojisiyle ilgileniyoruz spor psikoloğu olarak. Daha çok sahada görev yapıyorsunuz diyeyim. Yani antrenmanları izliyorsunuz, maçları izliyorsunuz, performanslarıyla, motivasyonlarıyla hep siz ilgileniyorsunuz ve sporcunun problemleri içinde size başvuruyorlar. Doğru mudur hocam? Sadece problemleri için mi? Hayır, sadece problemleri için değil. Başka neler için İrem? Yani genel olarak sırf bir sorununuzun olmasına gerek yok. Yani böyle sizinle beraber hareket eden biri olarak düşünebiliriz. Yani sırf böyle bir probleminiz olduğunuz zaman gittiğinizde psikolog gibi değil de hani daha çok böyle her şeyi konuştuğunuz biri. Psikoloji okuyanlara bu dalı öneriyor musunuz? Sporla da ilgilendiğim için böyle çok hoşuma gittiği için ben böyle şu an şey gibi hissediyorum. Alanımı buldum gibi ve böyle daha eğlenceli zaten hani hoşuma gidiyor. O yüzden öneririm sporla, sporu sevenlere, sporla uğraşanlara. O zaman şimdi Esra Hoca'ya gelen soruları yanıtlayacağız. Daha doğrusu kendisi yanıtlayacak. Biraz mesleğiyle ilgili, biraz özel hayatıyla ilgili sorular geldi. Soruları hiç daha önce görmedi bu arada. Şu evet, an ilk defa. Görmedim. Aynen, onu bile söylemediler. O zaman soruları getirmek üzere Beşiktaş 6. Beyza İzmirlioğlu'nu buraya davet edelim. Teşekkürler Beyza. Beyza canım bir merhaba dersen. Merhaba. Tamam, ilk soru. Bir tane mi? Evet. Sesli okursak. Hiç DM'den biri size yürüdü mü? Bir mi? Biri mi? Sadece bir kişinin mi yürüdüğünü mü düşünüyorsun? Attık. Kaç kişi yürüdü? Çok. Utandım kızar. Ah, sizi ölmüş arkadaşıma çok benzettim. Anıları depreştirdiniz falan. Benim yumuşak bir karnım var, oraya dokundu. Sonra baktım herkese yani yanlış taktik yaptığını düşünüyorum. Bu zaten çok fenaymış ya. Evet, karıştıralım. Geliyor. Çok ünlü birinin dedikodusunu yapın desek. Bir tane bir erkek var. Kendisi şey, türkücü mü, şarkıcı mı neyse. Bu kadar dedikoducu olamaz ya. Ben kadın olarak, mesela kadınlara atfedilmiştir ya dedikoducu kadın falan. Bu erkek sürekli dedikodu yapıyor. Onun dedikodu yapması beni geriyor. Burada sizi görsün, sizin onun dedikodusunu, diğer tarafa kısın onun dedikodusunu. Ve bunun etrafında çok az erkek arkadaşı var. Neden az erkek arkadaşı var? Bence bu... Dedikodusunu yapıyor. Evet. Sonra söyleyeceğim. Sonra biz öğreniriz onu. Hiç ünlü biriyle flört ettiniz mi? Pas. Hiç olsun be. Bakarız. Birini psikolojik yöntemlerle kendinize aşık edebilir misiniz? Keşke. Sizce? Bilinçaltına mesajlar gönderebiliriz. Ah sen bugün beni çok aradın, beni demek ki çok özledin. Halbuki bir iş için aramıştın. Ha, o da diyecek ki evet, evet demek ki ben seni özledim. Bu tarz altta ince ince mesajlar. Ay, sen bana aşıksın diye böyle düşündün derseniz o da evet aşığım falan diyecek. Aklına sokmak peki, gibi biraz. Ters de tepebilir misiniz canım? Uzaklaştırabiliriz. Hayır ya o an düşünmez de. Çoğu şey olmuyor hani. Aslında içine böyle yedire yedire verebilirsin. Evet. Tabii tabii direkt şey yapmayız. Ah sen psikologsun da benim aklımda mı oynuyorsun falan derler ama yeter. Hiç kazık yediniz mi? Kızlar sizce? Çok. Evet. En çok şeyinde biliyorsun, en çok koyan da bir öğrencim. Üzüldüm ya, çok üzüldüm. Neymar güzel kokuyor muydu? Çok. bunu biraz dinleyelim. Anlatayım. Brezilya milli takım antrenmanındayım. İşte Neymar falan hepsini görün.
İstanbul'da mıydı? Hı-hı. Fenerbahçe stadındaydı. Ya böyle geçiyorlar önümüzden, Neymar şey böyle... Dedim ya böyle mis gibi kokuyor adam. Ya sen antrenman yapmışsın, çıktı düşünü aldı falan ama yok ya. Bir de gözleri aşırı güzel. Şöyle şöyle... Ne, gözleri çok güzel. Yakından arkadaşlar müthiş bir, hem of, güzel kokuyor hem de işte. Ben de bayılıyorum. Gittik bakalım. Spor psikoloğu olarak yaşadığınız en zor an nedir? Bir öğrencinin babası vefat etmişti. Oyuncumun milli takım kampındaydık. Bir gün önce darbe, ertesi gün bu olay oluyor. Kendisini Ankara'ya ben götüreceğim. Yolda hani bu benim görevim değil zaten, taşınılayım. Ben kendi görev harici şey olarak yaptım bunu, insani bir görev olarak. Bana yolda şey dedi, hocam dedi, senin baban öldü mü, hayatta mı dedi. Yani o an babam hayatta demek çok zor geldi. Hayatımdaki en zor yolculuk oydu. Bir ne dizide uzun bir... bir dizide oynama şansınız olsa hangi karakter ve hangi dizide oynamak isterdiniz? Ben işte çok dizi izlemiyorum. Türk ve yeni dizileri hiç bilmiyorum. Yani izlemedim. Çok komik. Ah, dizi izlemiyorum. Cool kadın. Öyle bir şey yok ama şey yapamıyorum. Bir sonraki bölümü merak ettim. Çünkü merak güdümden dolayı senariste falan ulaşıp şey yapmışım. Çok bana bir sonraki bölüm şu öldü mü kaldı mı falan. Ondan sonra onlar bir şey yap. Ben de artık izlemedim herhalde aldım. Şöyle şey biliyorsun, La Casa de Papel'i yani tek izlediğimde sonuna kadar dizi o. Orada şey vardı ya, sarışın kız, hani bankacı aşık. Evet evet. Evet. O kızın karakterine kendime çok bir konuşma yap dedik, hep yanlış kişilere aşık oluyorum. Ben. Ablam da aynı şey söyledi, hep onu bana benzetti. Böyle yakinen tanıyanlar ona peki, benzetti. Peki madem konusu açıldı, Berlin'le bu ikilinin tanıştığı bir anlatalım. Berlin böyle aramızda hadi yapma, Berlin'de tanıştık. Fotoğrafımız var mıydı? Var. Fotoğrafımızı oraya koyarız. Evet, koyarız. İnanılmaz tatlı bir adamdı. Çok sempatik. Çok mütevazi böyle. Tamam hadi çekelim falan fotoğraf. Bayıldık biz kendisine. Geldi. Şu an arasanız kesin açar dediğiniz bir ünlü var mı? Varsa arayın. hepsi açar. Müsaitlerse. Tuğçe Aral, manken. Yeni de tamam. Defileye çıktı. Arıyorum bakalım. Tuğçe aç, gebertirim. İnşallah hemen dedikoduya girmez. Keseriz. Yönlendirmiş. Hayır, ne oluyordu bu? Başka şeye geçmiş. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Kapattık. Vardı. Komşum Hakan Karan, bence bir onu deneyeyim. Tamam. Ha, evet Hakan şey oyuncu. Tamam. Ben önce oyuncu olduğunu eşkıya bilmiyordum. Eşkıya dünyaya kurtar olmaz. Hayır, ben şu anda da oyuncu şeye girmiş, bir diziye girdim dedi. Sette olmasın adam. Ha. Ya olursa ne yapacağız ama deneyelim. Sette olmadı. Alo. Canım nasılsın? İyiyim. Sette misin? İyiyim ben de. Arayacağım ben seni bir dakika birazdan. Tamam canım? Tamam. Hadi bay bay. Benim hayatımda gördüğüm en niye artık eğitim vermek istemiyorsunuz? Hı. Bu arada ben de şunu söyleyelim mi? Demedik çünkü. Biz Esra Hoca'nın eğitimine Bahçeşehir Üniversitesi'ne gittik. Kısa süreli ne kadar sürdü? 7 hafta. 7 haftalık bir eğitimdi. Haftada bir gündü bizim eğitimimiz. Vardır. Aslında spor psikolojisi çok Türkiye'de olmayan bir eğitim. Neden istemiyorum? Hep sizlere de bahsettim arkadaşlar. Ben bu eğitim öğrencilerini bile seçiyorum. Sırf para için vermiyorum. Eğitime isteyen gelemiyor. Bu eğitimi parayla vermek isteyen çok fazla kurum var. Onlara gidebilirsiniz. Benim derdim... Mutlaka bir eğitim ve bedel karşılığı var ama önceliğim para olmadığı için böyleyim. Yeterince sizin kadar öğrencim var havuzumda biliyorsunuz hani. Hı hı. Ben birlikte çalışmak istiyorum. Hani derdim mezun oldunuz, size hani bir yol istediğinizde ben sizden önce sizlere sunuyorum bu fırsatı. Hı hı. Ki böyle devam etmeli. Önce bakalım bu öğrenciler nereye yerleşiyor, onların aynı sporcuyu nasıl o ben kariyerimde eşlik ediyorsam sizlere de öyle. Hani bu gelip sadece bir eğitim aldık gittik olmuyor. Ve hani böyle kapılar açtı. O yüzden hani çok teşekkür ederiz. Aynen. Mesela şehir dışından da başka ülkeden gelen eğitimlerime kişiler oldu. Ama baktım gelemeyenler var. Şu an İzmir'de var. Yakında Ankara olacak. Antep'ten talep var ama Antep'i açmak istemiyorum. Nedeni de oraya çok fazla elim üzerlerinde olmayabilir. Hı. O yüzden sırf açmak için açmayayım diye. Yetişemeyebilirsin. Aynen.
Ya gerçekten mi dedirtecek ünlü bir arkadaşınız var mı? Hani bence şey çok ünlü. Cidden de arkadaşım inanmayız ya. Arda olabilir ama. Derbe Turan evet. Hadi aslında Davut biz arkadaştık şu an. Ha evet. Aa, olabilir. Farklı bir anıyla tanıştık. Evet. Bence de o en şey olabilir. Şimdi şey diyecek, tanımıyorum diyecek mi, numarası var? Benim o mesajları çok... mesajları var, biz biliyoruz. Kendi beni buldu arkadaşlar, ben onu değilim. DM'den yürüyen en ünlü kişi. Aa, DM'den... Evet, belki o yani. Bak çekilmeyi reddettim. Bu hikaye çok iyi. Bizim bir takım antrenmana gittiğimde biz de sahada fotoğraf çekilmiştik. Sonra tekrar aşağı indik işte. Soyunma odaları falan oralarda. Sonra geldiğimde bizim altyapıdan iki oyuncu vardı. Bir de Fenerbahçe'de hala spiker arkadaşım var. Dördümüz. İşte onlar fotoğraf çekildi. Güvenlik falan da fotoğraf çekildi. Bana geldi, ben de şey dedim. Aha çekilmeyeceğim hani dedim. Çünkü şey o an açıklayacağım hani derdim hani zaten yukarıda çekildik bir daha istemiyorum. O an açıklayamadım, ben birden gülmeye başladım. Ben gülünce herkes güldü. O da ben seni bulacağım, ben hemen bulur falan dedi. Yani Instagram'a mesaj attım. Ben de baktım anlamadım onu. 5K yazıyor, 5 milyonmuş. Ay benim de 5 bin takipçim var. Yine cevap vermedim. Sonra işte neden ben de fotoğraf çekimde şöyle böyle falan derken aa dedim olamaz. O zaman işte arkadaş şey dedi işte anlat işte böyle. Ben asla böyle bir şeyle popüler olmak istemeyen bir kadın olduğum için. Sonra işte arkadaş olduk. Paris Saint Germain'de oynuyordu o zaman. Mesaj açıyorduk falan. Çok çağırdı, gitmedim. Gitmedim, oraya da gitmedim. Geçmişte mi şimdi de mi gelecekte mi yaşamak isterdiniz? Ya gelecekle ilgili umutlarım çok ya. Ben hep anı seven güzel değerlendiremem. Geçmiş hiç istemiyorum, yaşandı bitti ama gelecekle ilgili biraz güzel şeylerim var, hayallerim. Çok mu çok güzelsiniz? Bunlar hep bana söylüyorlar. Utandım yine. En çok tanışmayı istediğiniz ünlü? Yani bu biraz celebrity crush olarak. Guardiola. Çok şeyim hani. Çok karizma değil mi ya, biliyor musunuz teknik direktör? Biliyorum ama. Ya adamın pantolon sıkıntı, o bile mi şey olur? Bir kolluk katar. Bir şey mi, rezil o falan. O öyle ama genç hali değil yani, şu an olgun hali çok iyi. Aa, en çok utandığınız an. Ben kendimi sabaha kadar övebilirim ama biri beni övdüğünde utanıyorum. Gerçekten. Aynen ya, kızarıyorum falan böyle. Düştüm, nasıl unuttum? Ama ben anlatmış mıydım bunu? Milliyet spor ödülleri arkadaşlar. Zaten tüm gün bana işaretler geldi. Ben işaretleri takip etmedim. Ayakkabım oldu, geri döndüm. O bu falan. İşte gittik oraya. Bir tarafında o burada, şurada Pepe var, Beşiktaş takımı falan filan. İki kapı arasında düştüm. Allah'tan orada düştüm. Kimse yok. Az kişi gördüm. Yerde birlikte gittim arkadaşım. Niye beni diyor ki arkamı baktım göremedim diyor. Yani yok, iki kişiden kaldırdı. Yani çok canım acıdı falan ama o an umurumda değil. İçeri oturduk ve yani ikinci ödül alanı bile beklemeden çıkıp bekmiştim. Böyle... Hiç DM'den birine yürüdünüz. Tersi sorunu. Evet. Ya. Tamam, ad önemli değil. Evet dedi, hayır. Evet. Cristiano Ronaldo gerçekten nasıl gözüküyor? Wow şeklinde. Real Madrid antrenmanında gördüm onu da, o antrenmanda konuktum. Fotoğraf bile çekilmedim, sakin onu çekiyorum şöyle. Yanımda adam bir şey, onu niye çekiyorsun? Şöyle bir çekil falan değil mi? Utanırım gerçekten çekilmekten, kimleri kimleri gördük de. Görüntüsü falan gerçekten. Robot gibi mi gerçekten? Aynen öyle hani şey. Öyle. Yapılı yani. O adımları bile sanki şey, bunu 23 santim attı, sen bunu 23 santim atacaksın. Hepsi böyle sistematik robot gibi, çok iyi. Ronaldo psikologa çalışıyor, 30 kişi bir ekibi var, ekibinde psikoloğu da var. Ya. Bir sporcu ile hiç kavga ettiniz mi? Tartıştım. Tekvandocu. Ocağım veya o yüzden pek şeyim. Severim de az. Yani zaten zaman kısıtlı. Ben başka seans almak isteyen kişinin hakkını gelmiyor. Biri oldu. Dedim ki olabilir, bizim her zaman unutma hakkımız vardır. Bunu ben saklayacağım. İkinci de yine yaptı. Dedim ki hani bu senin sporcu kimliğine yakışıyor mu dedim. Sporcunun yanından başka bir arkadaşı geldi. Ay sen ne yaptın sen şöyle böyle dedim. Şu baktım sadece, bana mesleğimi öğrettin. Sağ olun dedim. Çok... Sen de Beyda çeksin. İki tane. Olur tabii ki, aynen. Çekeyim. Bir sporcu ile evlenmek ister miydiniz? Asla. Ha, direkt asla demeyeyim de mesela. Şey kısmı iyi olabilir hani kamplara gidiyor şey biz birbirimizi hep özleriz, daha kıymetli olur ama onun dışında çok istemem, futbolcuyla istemem çünkü biraz eğitim seviyeleri çok düşük, iyi anlaşamıyorum, birkaç kişi var. Hani beni anlayacak bir sporcu, belki basket falan, basket yok ya yine de. Net fikrim hayır ama büyük konuşmak istemiyorum. Bakalım. Alamadım. Dırım dırım dırım. Ya, hiç reklam teklifi geldi mi? Geldi, yakınlarda geldi şampuan reklamı. Evet.
Çekecek misiniz? Hayır. Aa, neden? Ya önce kendi kimliğimleydi, kabul ettim ama sonra şey oldu. Bayağı ters... rol gibi mi oldu? Yok, biraz şey, süreç kısmı biraz ters geldi. Hoşuma gitmedi, o yüzden kabul etmedim. Hani zaten kendi kimliğim ya da benim ben olduğum için oynamam olursa olabilir. Evet. Ama şampuan daha önce de aldım. Sosyal medyadan reklamlar alıyorum. Onları biraz değerlendiriyorum. Beyza'yı da buraya alalım kapatırken. Evet, bugün Esra Hoca gelen soruları yanıtladık. Esra Hoca'nın Instagram'ını da ben yazacağım zaten. Kendisine de özellikle meslekle ilgili, bölümle ilgili sorularınız varsa yazabilirsiniz. Kendisi bu konuda çok samimi ve hepinize yardım edeceğine eminim. O zaman size teşekkür ediyoruz. Ay ben teşekkür ediyorum sizin gibi meslektaşlarım olduğu için. Arkadaş, öğrencim değil arkadaşlarım. Yakında onlara eğitim verir. Ben giderim, ben onların öğrencisi olurum. O yüzden hep bu zihniyetle yaklaşıyorum ve kazandım düşünüyorum. O zaman İrem'cim sana teşekkür ediyorum. Beyza'cım sana teşekkür ediyorum. Ve kapatıyorum.